Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta Devon'ın yazılım mühendisliği alanına etkisiyle ilgili konuşmuştuk. Hani bilmeyenler için Devon diye yazılan bir yapay zeka yazılım mühendisi icat ettiğini söyleyen Cognition diye bir şirket ortaya çıktı. Genç insanlardan oluşan, genç dinamik akıllı insanlardan oluşan bir şirket ortaya çıktı. Ve bir anda acaba bu şekilde ilerleyen yapay zekanın hayatımızı ne kadar daha değiştireceğiyle ilgili birçok tartışma ortaya atıldı. Ben de kendi fikirlerimi söylemiştim. Şimdi ben böyle söyleyince geçen hafta gelen o video çok izlendi ve altında 400'den fazla yorum var şu anda. Bazı kişiler hak verdi, bazıları korktu. Hatta kendi öğrencilerimizden bazıları ya hocam biz artık bölümü mü bıraksak, okulu mu bıraksak, başka bir alana mı geçsek diyenler oldu. Başka okullardan arkadaşlar yazdılar. Hocam bırakalım mı? Bilgisayar alanını bırakalım mı? Ya da liseden gelen arkadaşlar ben bilgisayar seçmek istiyordum. Acaba artık seçmesem mi? Ya da ben ne seçsem? Hangi dalı seçsem? Hangisi daha mantıklı böyle bir çağda? Gibi birçok soru geldi. Bazıları da böyle saldırgan yorumlar geldi. Mesela ya daha yeni diyordun bilgisayara bir şey olmaz diyordun. Bir gün öyle diyorsun bir gün böyle diyorsun diyenler olduğu gibi 4 yıl önce 5 yıl önce biz yapay zeka mühendisliği bölümünü açarken bir Demirören haber ajansının sorduğu bir soruya yanıt olarak ben iş bulma sorunları olmayacak, iş seçme sorunları olacak yapay zeka mühendisliğinin dediğim için ya görüyor musun bak o zaman öyle söylüyordun milleti kandırdın sen şimdi böyle bak farklı söylüyorsun diyenler de oldu. Şimdi ben bunların hepsine yanıt vereceğim ve bir çerçeveye oturtmaya çalışacağım hani bu fikirlerimi. Kendimce tutarsız değilim ama şöyle bir şeyi de takdir etmeniz gerekir. Şimdi biz sonuçta insanlar bize soru soruyor ve kendi bilgimiz, görgümüze göre bildiğimiz en iyi şeyi söylüyoruz. Ben şahsen en iyi şeyi, gördüğüm şeyi söylüyorum ve bunu söylerken bir yapay zeka yazılım mühendisi çıktığı zaman ya yok boş verin ya hiçbir şey yok, bilgisayar mühendisleri hiçbir tehdit yok demek de bundan 5 sene önce yapay zeka çağının yaklaştığını gören bizim gibi insanların yapay zeka mühendisliği bölümünü açmaması da aynı oranda yanlıştır, değil mi? Doğru gördüğümüz doğruyu, doğru gördüğümüz anda söyleyip onun da gereğini yapmamız gerekir, öyle değil mi? Şimdi biz bundan 4-5 yıl önce bu yapay zeka devrimini çok net görmüş ve artık lisans programlarında 4 yıl geçiren öğrencilerin buna göre eğitilmeleri gerektiğiyle ilgili fikrimizi YÖK'e söylemiş ve yapay zeka mühendisliği bölümünü ilk açan bölüm olmuştu, üniversite olmuştu. Ben de kurucu başkanıyım, bölüm başkanlığı. Ben bütün katkısı benden demiyorum, birçok hocamızın katkısıyla beraber müfredatı oluşturulup kurulan bir bölümdü bu. Şimdi yanlış yaptığımızı söyleyebilir misiniz aradan geçen 4-5 yıldan sonra? Biz yanlış mı öngörmüşüz o zaman? Evet, yapay zeka devrimi bizim o gün hayal ettiğimizden çok daha hızlı ilerliyor. Özellikle bu büyük dil modellerinin, yani özellikle örnek olarak ChatGPT'nin, GPT-4'ün yine özellikle, GPT-3.5'a göre çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve çok ciddi bir başarı göstermesi, yapay zeka alanının bizim o zaman beklediğimizden çok daha hızlı ilerleyeceğini de gösteriyor. Ve Devon'un ortaya çıkması, yani Sora'yı da biraz sonra konuşacağız, Sora'nın ortaya çıkması, birçok yapay zeka aracının art arda ortaya çıkarken, Nvidia gibi şirketlerin insansı robotlara yatırım yapmaya başlaması bir rastlantı değil. Şu anda çok yükselen bir ivmeyle yapay zeka alanı gelişiyor. Ve bizim bunu gören bir insan olarak ya arkadaşlar burada bir devrim var. Bakın buna göre herkes ayağını denk alsın. Herkes kendini konumlandırsın diye uyarmamız da herhalde bir görevimizdir. O yüzden ben 4-5 yıl önce söylediklerimle, geçen sene söylediklerimle bugünkü söylediklerimin tutarsız olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bu konuyu ben zaten bir yıl önce de konuşmuşum. GPT bilgisayar mühendisliklerin işini elinden alacak mı diye. Yine o zaman da benzer şeyler söylemişim. O zaman da kod yazabildiğini örnekleriyle göstermişim. Biraz açıp baktım kendi söylediklerimi. Neyse şimdi dönelim.
Ne olacak bu işin hali? Hani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği okuyanların bırakmasına gerek var mı? Başka bir yere mi geçmeliler? Şimdi ben yorumlarda da başlamadan önce baktım. Ya arkadaşlar tıpa geçelim, ha, bırakalım tıp okuyalım diyenler var. Şimdi burada birkaç şey var. Bizim Türk milletinin genel alışkanlıklarından bir tanesi. Siz hep güvenceli bir meslek istiyorsunuz. Hani böyle az bir şey öğrenelim, işimizi, mesleğimizi elimize alalım. Ve de bundan sonra ölene kadar o işi yapalım istiyorsunuz. Memuriyet gibi, hani bizim milletimiz memuriyete çok alışık. Şimdi üzülerek ya da sevinerek söylüyorum ki yaklaşan yapay zeka çağında böyle bir zaman yok. Mesleği eline alıp 40 sene aynı işi yapamayacaksınız. Böyle bir şey mümkün olmayacak. Meslek değiştireceğiniz gerçeğini öğrenmek zorundasınız ve kabul etmek zorundasınız. Meslek değiştireceksiniz derken bunun bilgisayar mühendisinden başka bir yere geçmesi olarak düşünmeyin. Şimdi sen şu anda frontendcisin. Ön yüz tasarımı yapıyorsun. Görünen yüzü tasarlıyorsun. Şimdi bu tarz araçların ön yüz tasarımına çok fazla verimli hale getireceği ve en azından ve bu işi yapanların çok daha hızlı bir şekilde iş üretmesini sağlayacak çok açık. Şu anda bile kullanıyorlar. Hatta Türkiye'deki piyasada ben bazı şirket sahiplerimizle konuştuğumuzda dediler ki en büyük korkumuz bunu kapatmaları. En büyük korkumuz şu anda bunu kapatmaları. Çünkü biz artık bu tarz işler için, yani bu tarz çok böyle kapsamlı olmayan işler için aldığımız giriş düzeyi mühendisi almıyoruz. Onun yerine biz bu tarz yapay zeka araçlarını kullanıyoruz diyorlar. Şimdi bunu deyince ve Devon'un o grafiklerini gösterince insanlar dedi ki tamam ben de dedim ki yani bu pazarın düşeceğini, daralacağını gösterir. Daha doğrusu ihtiyacın azalacağını gösterir, değil mi? O kadarını şu anda sabit olarak kabul ederseniz bu pazarı insan sayısı ne kadar ihtiyaç varsa o insanların bazılarının yaptığı işleri yapay zeka yapacağı için artık bu ihtiyacın azalacağını gösterir. Yalnız şu anda bilişim pazarına, bilgisayar pazarına çok büyük bir talep olduğu için ve de aslında eldeki insan gücü bu talebi karşılayamadığı için, yani tüm dünya çapında söylüyorum bunu, karşılayamadığı için bu tarz yazılım araçlarının olması, ortaya çıkması daha büyük projelere girmek için bir olanak yaratabilir ve de pazarı büyütebilir. Hani bunu bazıları şöyle bir örnek vermişler. Ben buna katılmıyorum ama hani belki teşbihte hata olmaz diyerek söyleyeyim. Ya hesap makinesi bulundu diye matematikçilerin işi bitti mi, muhasebecilerin işi bitti mi filan diye. Şimdi şu anda bulunan bu şey hesap makinesi değil. Şu anda bulunan bir şey. Çünkü hesap makinesi senin yaptığın işi yapamaz. Senin yaptığın işi kolaylaştırır. Siz bu yapay zeka aracına kolaylaştırıcı bir araç olarak bakmak istiyorsunuz. Doğru, kolaylaştırıcı bir araç. Ama o sizin yaptığınız birçok işi yapıyor. Şu anki bu araç bir hesap makinesi değil. Bu devrimi küçümsemek yapılacak en büyük yanlışlardan biridir. Yani bu devrimi küçümsemek, bu değişikliği küçümsemek. Yok ya bir şey olmaz. Bunlar araçlar. Ben de işte bunları kullanırım daha iyi iş yaparım. Ne var ki canım diyerek bunu küçümsemek çok büyük yanlış. Bunu fark etmek, buna karşı kendini hazırlamak önceden işte söylüyoruz. İnsanlar önceden önlem almalı. Henüz daha tam bu devrim tam olarak hayatımıza girmemişken bir an önce önlem almakta yarar var. Şimdi bilgisayar mühendisliğini bırakalım mı? Nereye gideceksin? Nereye gittiğinde güvenli olduğunu düşünüyorsun? Yani yapay zekadan kaçabileceğin yerin neresi olduğunu düşünüyorsun? Mesela endüstri mühendisliğine gittiğin zaman, endüstri mühendislerinin yaptığı işi bu araçların yapamayacağını düşünüyor musun? Ya da elektrik elektronik mühendisliğine gittiğinde sonuçta birçok şey yine kodla yapılıyor. O MATLAB kodunu yazamayacağını düşünüyor musun? O kontrol denklemlerini çözemeyeceğini düşünüyor musun? Makine mühendisliğine gidersen o motor tasarımını yapamayacağını, termodinamik denklemlerini çözemeyeceğini düşünüyor musun? Hangi dala gittiğinde güvende olacağını düşünüyorsun? Ben bilgisayar mühendislerinin bile yani işini yapacak böyle bir araç yapılıyor. Bilgisayar mühendisi böyle bir yapay zeka aracının yapacağı en önemli şey nedir? Diğer mesleklerin verisiyle eğitildikten sonra diğer mesleklerin yaptığı işi yapmasıdır.
Bu tarz projelerin böyle otomatize edilerek yüksek bir hızda çıkarılıyor olması sizin hiçbir alanda güvende olmayacağınızı zaten göstermelidir. Şimdi tıp alanı deniyor. Yani tıp alanı aslında uygulama açısından bazı alanlarını bir kenara koyuyorum. Bazıları daha fazla ele dayanıyor. Hani böyle daha fazla elle, cerrahi gibi işlere dayanıyor. Yani alet edevat kullanan var. Bazıları daha fazla kan testlerine bakıp, bazı test sonuçlarına bakarak size yanıt veriyor. Yani kardiyolojiye gittiyseniz takıyorlar EKG'yi size. Size bazı çubuklar, çizgiler çıkarıyor. Ve bir yandan size veya efor testi yapıyorlar. Size bazı sayılar çıkarıyor. Bu tarz sayılara bakarak doktor ne yapıyor? Bakıyor. Bu sayılarla yıllarca eğitilmiş, bakmış, yani bunların normalinin ne olduğunu öğrenmiş. O anda bakıyor ve diyor ki ya şu an iyisin, kötüsün, şu olabilir, bu olabilir diyor, değil mi? Ya bunu yapamayacağını nasıl düşünüyorsunuz ki? Yani yapay zekanın ki bu söylediğimiz şey herhangi bir projeyi kodlamaktan, yeni bir algoritma yazmaktan çok daha kolay bir şey. Ya da bir hukuk fakültesi okuduğunuzda, yani bir kişi gelip size derdini anlattığında ki Haziran ayı civarında ChatGPT'nin bir sesli arayüzünün çıkacağıyla ilgili ve GPT-5'in çıkacağıyla ilgili, 5 ile beraber sesli konuşma arayüzünün de geleceği söyleniyor. Yani böyle bir şey geldiğinde, böyle bir arayüze ya benim böyle bir derdim var, bir davam var, şunlar 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 oldu diye anlattığında hepsini kayıt altına alıp bunu bir dava dilekçesine dönüştüremeyeceğini düşünüyor musunuz? Yani buraların daha yani mesleklerin dönüşümü açısından ya ben bilgisayarın sonu geliyor filan gibi herkes böyle konuşuyor bir yandan. Bir de bazıları demiş ki ya ben yazılımcı arkadaşlara demiştim oh olsun filan. Yani bilgisayarın yükselmesinden zaten böyle bir haset duyan arkadaşlar varmış. Oh olsun sizin de işinizi elinizden alsın ki size ders olsun filan diyenler var. Ya arkadaşlar bu araçlar, bu ortaya dökülen araçlarla yapılacak herhangi bir yapay zeka modeli her türlü mesleği etkileyecek. Şöyle mi zannediyorsun? Ha yazılımcıların iş elinden alınacak, bize bir şey olmaz. Ha size nasıl bir şey olmaz? Hani hukukçular açısından söylüyorum bunu. Hukukçuların bir lobisi var. Yani Türkiye'de baroya kayıtlı olmadan avukat olamıyorsun. Ya da avukatlık reklamı yapamıyorsun. Ya da meclisin 1/5'i ya 1/4'ü avukat. Yani hukukçulardan oluşuyor. Şimdi bunların lobisiyle bu tarz araçların bu alana girmesi engellenmeye çalışılabilir. Hani bu çağa böyle tersine kürek çekerek bu yapılabilir. Ya da muhasebeciler, 100 bin tane muhasebeci var. Şu anda muhasebeci tutmadan şirket kuramıyorsunuz Türkiye'de. Yani ben şimdi bir bilişim şirketi kuracağım diyelim. Şahıs şirketi kuracağım. İstiyorum ki muhasebemi kendim tutayım, kendim beyan edeyim. E-Devlet'in arayüzü yapın. Beyan edeyim. Hatta bunun için bir yapay zeka aracı yazılsın. Ben faturalarımı vereyim. Hatta ben işlerimi yapayım. Faturalarımı da o kessin. Otomatik E-Devlet'le anlaşsın. Vergiler çıksın. Hesaptan para düşsün, değil mi? Yapılabilir mi? Çok net yapılır. Çok rahat yapılır. Ama Türkiye'deki bu muhasebeci lobisi, yani onların bir derneği şu su ya da bir noter lobisi, noterciler birliği var ya bir anda. Böyle bir yapı buna direnecek mi? Yani bilgisayar yazılımcıların böyle bir lobisi yok. Yani bizim böyle bir ihtiyacımız da yok. Bir yandan da bilgisayarcılar olarak daha açıksınız böyle bir şeye, değil mi? Çünkü bu çağ değişime göre bilgisayar bilişimciler bu elimize gelen bu çağın yapıcıları zaten bu. Ya eldeki bakın bu kadar zenginin hepsinin bilişim alanından çıkması bir rastlantı mı? Ya şu anda Elon Musk'ın bu kadar zengin olması, Facebook'un başındaki Zuckerberg'ün, Amazon'un başındaki Jeff Bezos bunların hepsi bilgisayarcı. Çağ şu anda bu yazılımcı bilgisayarcıların zengin olduğu ve her türlü düzeni değiştirdiği, artık sayısalcıların bu düşünce şekline hakim olduğu, sözelci gibi düşünmenin artık sonuna geldiğimiz bir çağdayız. Bu devrime direnmeye çalışanlar ezilip geçilecekler. Hala daha yok canım bize bir şey olmaz, biz lobimizle önde dururuz diyenler ya güzellikle ya da zorla bu dönüşüme uymak zorunda kalacaklar. Ya çok özür dilerim bu açık açık söylediğim için bu olayları ama yani şimdi bilgisayarcılara şöyle mi olacak, böyle mi olacak derken bu dönüşümü peki kim yapacak? Şu anda kim yapıyor? Bu dönüşümü kim yapıyor? Sosyal medyayı kim yaptı?
iPhone'u kim yaptı? Facebook'u kim yaptı? Amazon'u kim yaptı? E-ticareti kim ortaya çıkardı? İnsansız robotlara şimdi yatırım yapan Nvidia'nın başındaki adını hatırlamıyorum şimdi, bu Çince isimleri zorla. Ya bunların tamamının bilişimci olduğunu görmüyor musunuz? Bir arama motorundan pazarlama aracı ortaya çıkararak zengin olanların Stanford'dan doktora yapıyor olması bir rastlantı mı? Bu dönüşümü yapanlar bilgisayarcılar, yazılımcılar, yapay zekacılar olacaklar. Çünkü siz bu dönüşümü yaparken verinizi toplamanız, mesela avukatlarımız, böyle bir şey olacaksa ne olacak? İçtihatlar bir araya toplanacak, veriler etiketlenecek, hepsinin vereceği bir yapay zeka modeli olacak, eğitecek, devletimiz yapacak bunları. Bu verileri, veri bilimi bilmeyen, yapay öğrenme algoritmalarını bilmeyen insanlar nasıl dönüştürecekler? Bu verinin nasıl konması gerektiğini bilmeyen insanlar şunu mu zannediyorsunuz? Ya ben yap diyeceğim, yapı verecek. Ya bu aynı mantık bizim şey mantığı işte. Bazı girişimci arkadaşlar var. Diyorlar ki ben 3 tane yazılımcı koyarım, yap derim, yaparlar. Bu şekilde yaklaşarak bütün dünya çapında büyük olan bir bilişim şirketi gördünüz mü? Steve Jobs işletmeci mi? Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. Bunlar işletmeci mi? Yap dediler, yapıldı mı? Hani bu çıktı, Facebook'u yaz dedi, yapıldı mı? Apple'da gitti, bilgisayarı yap dedi, yapıldı mı? Hepsi o aletlerin nasıl yapıldığını biliyordu. Siz önce böyle bir dönüşüme girerken en azından bu aletlerin nasıl çalıştığını, bu yapay öğrenme algoritmalarının nasıl çalıştığını bilmek zorundasınız. O yüzden bu dönüşüm çağında bilgisayar ve yapay zeka mühendislerine elbette ihtiyaç olacak. Ve bu araçlar çok böyle rutin işler yapan insanların yerini alacaklar. Alacaklar. Yani bu ön yüz, arka yüz, bu tarz bir rutin şeyleri yapan insanların yerini alacaklar. Ama bu dönüşümleri yapanlar gene bilgisayarcılar olacak. Nitelikli, deneyimli bilgisayar mühendisleri yanına daha fazla insanlar almadan, çok büyük takımlar kurmadan büyük projeleri yapabilir hale gelecekler. Geçmişte çok uzun zaman alır, çok kaynak tüketir diyerek yapamadığımız belki büyük işleri daha az zamanda, daha az kaynakla yapabilir hale geleceğiz. O yüzden hani ben bilgisayar mühendisliğini bırakayım, gideyim değil, ben böyle rutin işler yaparak hayatımı devam ettirebileceğimi düşünmeyeyim. Ben değişik alanlara daha uzman olayım, daha fazla deneyim kazanayım bir an önce. Ben bu dönüşümde bu yapay zeka araçlarını iyi kullanmayı bileyim. Ben bu yapay zeka araçlarını kendim yapayım. Bu dönüşümü kendim bir parçası olayım demek bilgisayar ve yazılım mühendisliği öğrencilerinin yapması gereken bir şeydir. Burada bakın, şimdi panik olmanın tam zamanı derken ben iki şeyden bahsediyorum burada. Bir, kişilerin, özellikle benim çocuğum gibi lise okuyan bir kişinin, yani şu an için yani liseye daha yeni başlayan bir kişinin bundan 7 sene sonra üniversiteden mezun olurken çok farklı bir iş piyasasına çıkacağını ve bu araçların bu iş piyasasını değiştireceği gerçeğine hazır olması. Yani korkulması gereken ve hazır olması, neye hazır olmanız lazım? Görgünüzü, kültürünüzü arttırmalısınız. Daha çok kitap okumalısınız. Böyle oturup bütün gün TikTok'u izleyerek, boş zaman geçirerek eğer giderseniz o gün geldiğinde yani herkes yapay zekaya bir şey söylüyor olacak. Sen ne söyleyeceğini nereden bileceksin? Meslek değiştirmeye hazır olmalısınız. Sen bir ön yüz tasarımcısıysan ve ön yüz tasarımları artık otomatik olarak çıkarılabilir hale geldiyse, sen artık o alanı bırakıp başka alanlara gitmeye hazır olmalısın. Bakın, yapay zeka modelleri, derin öğrenme, yapay öğrenme gelmeden önce görüntü işleme algoritmaları vardı. Şimdi görüntü işleme derslerimizde sadece derin öğrenme, yapay öğrenme anlatıyoruz. Geldi ve bütün o algoritmaları sildi geçti. Daha önceki her şeyi bilen, o şekilde iş yapan insanların o bir deneyimi çok anlamlı değil. Yenilerini öğrenmeleri gerekti. Yeni meslek sahibi olmaları gerekti. Yapay zekalı görüntü işleme yapmaları gerekti. Aynı bu örnekte olduğu gibi piyasaya çıkan arkadaşların daha fazla dönüşüme, değişime hazır olması. Mesleğini, uzmanlık alanını değiştirmeye hazır olması gerekiyor.
Her alanda bu böyle. Bilgisayar ve yazılımcılar özelinde söylüyorum. Ama diğer alanlar, yani bilgisayar ve yazılımcılar bunu yapacak taraftalar. Siz de rekabet edecek taraftasınız. Yani ve bu araçları kullananlarla rekabet edeceksiniz. Şimdi ben bir örnek hemen göstereyim. Şimdi gitmişler Ocak ayında 100 tane şirkete, hukuk şirketine, avukatlık şirketine Amerika'da sormuşlar. Yapay zeka kullanıyor musunuz diye. Şimdi Amerika'da şöyle bir olay oldu. Bir tane avukat gitmiş, yapay zeka aracı kullanarak bir dava dosyası yazmış. Sonuçta bunlar doğal dil modelleri. Her verdikleri bilgi şu anda doğru değil ve verdiği bazı atıflar hata yapmışlar. Yani yanlış olmayan davalara olmayan atıflarda bulunmuş. Ama bakın burada demiş ki 41 tanesi ben kullanıyorum. Yani 100 tane şirketin 41'i ben kullanıyorum. 59'u da ben yanıt vermek istemiyorum demiş. Şimdi bakın böyle bir çağda ve bazı yapay zeka araçlarını yasaklamış bazı kullanımını bazı avukatlık şirketleri. Niye? İki tane yanlış yaptı diye. Sen eğer bu aracı kullanmayı yasaklarsan ve kullanmazsan bu aracı kullanan tek bir adam çıkar. Beş tane adamlık iş yapar, dava işi yapar. Seni bir anda rakibin olabilir. Elbette biz devlet olarak sanal bir avukat da kurabiliriz bir sonraki adımda. Ama ilk anda bakın birçok şeyde nasıl kullanılabileceğini burada gösteriyor. Diyor ki bir belgenin özetini çıkarabilirsin. Şu anda bile herhangi bir dava dosyasını taslak olarak yazabilirsin. Hani üzerinden geçip düzeltecek şekilde. İnsanları ne kadar hızlandırıyor şu anda? İnsanları hızlandırmasıyla insan ihtiyacına o ihtiyacın azalması aynı anlama geliyor. Yani sen bir avukatlık şirketinde bir baş avukatsın yani böyle çok uzmansın. Yanında bir 5 kişi çalıştırıyorsun. Çünkü yetişemiyorsun işlere hani 5 tane davan var. Diyorsun ki sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Onun yerine sen böyle bir yapay zeka aracı kullandığında sen şunu, sen şunu, sen şunu, sen özeti çıkar, çıkar, çıkar diyerek o 5 kişinin işini belki bir güne sığdırabilirsin. Belki o insanları alman gerekmez. Belki 5 kişi yerine 1 kişi alarak yapabilirsin bunları. O bir kişi senin için yapabilir. İnsan ihtiyacına olacak yani insana olan ihtiyaç azalacak. Ha bu şunu diyebilirsiniz, pazarı büyütebilir diyebilirsiniz. Bilemiyorum. Yani bu şu anda çok büyük spekülasyon. Pazar büyür, merak etmeyin demek haksızlık olur. Ama burada ciddi bir dönüşüm var. Herkes bunun peşinde. Ve bunu kullanmamak, buna önlem almamak, bunu düşünmemek yapılacak en büyük hata. Bir diğer şey göstereceğim işte size Sora. Sora'yı zaten görmüşsünüzdür herhalde. Sora verdiğiniz şeye göre video yaratan bir şey. Mesela demiş ki şurada bulutların üzerinde kitap okuyan bir oğlan videosu yap demiş. Şimdi arkadaşlar film yapan yönetmenler. Ne film yapmak için ne istiyorsun? Ya yani böyle bir görüntü ortaya çıksın diye bir oyuncu bulacaksın. Bir set yapacaksın, dekor belirleyeceksin. Belki animasyon şirketlere çalışacaksın böyle şeyler olması için. Bir ışık yönetmeni, bir ses yönetmeni, bir sürü insan olacak sette, değil mi? Eğer sen bütün bir filmi yani ben bir fikrim var. Şunu çek, bunu çek, bunu çek diye bütün o parçalarını bütün o senaryonun parçalarını ayrı ayrı çekersen oyuncuya ihtiyaç kalacak mı? Yani şu anda kalacak mı değil. Bu Sora ile beraber. Bu Sora'nın gelişmiş hali beraber. Oyuncular ne kadar ihtiyaç kalacak? Işık yönetmeni ne kadar gerekecek? Ha şimdi yazılımcılar şu bu işte bakın otomatik yazılım çıkarıyor filan. Düşünmesi gereken birçok meslek yok mu? Yani şurada gördüğünüz bu inanılmaz görüntüleri sadece altına hani şöyle bir şey yazarak çıkarılması, bir satır yazarak çıkarılması yapılabileceklerin bir göstergesi değil mi? Şimdi ben bir de kendi ekşi sözlüğüme yazılan bir şey görmek istiyorum. Yani geçen defaki söylediklerime bağlı olarak benim hani ekşi sözlükte Oğuz Ergin, benim kendimin değil de Oğuz Ergin başlığı altına yazmışlar. Yani diyor ki bir arkadaşla beraber oturuyoruz da mimar arkadaş. Bir yapay zeka uygulaması açtı. Mimari üzerine aylık 60 dolara
Müthiş iş çıkarıyor. Bütün mimari planı çıkarıyor. Üstüne tuğla, beton, demir hepsini hesaplıyor. Bununla da yetinmiyor. Statik planı da hazırlıyor. Peyzaj falan da cabası diyor. Şimdi şöyle bir bakarsanız, ben şöyle bir aradım. Architectural Design AI Tools diye. Şimdi mimarlık dediğiniz şey, böyle bir araç yapıldıktan sonra ne yapacaksın? Bir tane arsa var, değil mi? Mimar ne yapıyor? Genelde Türkiye'de yapılan olarak söylüyorum. Mimar ne yapıyor? Arsanın imarı var. Diyorsun ki şu kadar mesafe kalması lazım önden, şu kadar kalması lazım yandan filan, bu kuralları verdin diyelim. Ve dedin ki bana 3 oda bir salon evler çıkar buradan. Şu kadar metrekare çıkar dedin. Otomatik olarak tasarım yapıp, birkaç tasarım yapıp size koyabilir mi? Bu yaptığı tasarımın ısı yalıtımının ne kadar iyi olduğunu çıkarabilir mi? Ne kadar ışık aldığını çıkarabilir mi? Kaç metrekare ev çıktığını çıkarabilir mi? Şu an için söylüyorum bunu. Yani bu gelecek için falan değil. Böyle bir araç yazılabilir mi? Yazılmış da olabilir. Yani ben mimarlığı çok iyi bilmediğim için. O zaman siz yani böyle bir şey söyleyip bütün bu ayrıntıları yapınca o mimarlıkla ilgili yapılacak çoğu iş bir anda azalmayacak. O kadar fazla mimara ihtiyaç düşmeyecek mi? Ben bununla bağlantılı olarak size MIT'yi göstermek istiyorum. MIT'nin bir yapay zeka ile ilgili bir fakültesi var. Milyar dolarla açtı bunu. Bundan birkaç yıl önce açtı. Ve bilgisayar mühendisliği ile beraber elektrik mühendisliğini de bunun altına koydu. Şimdi elektrik mühendisliğinin bazı alanları yapay zeka ile doğrudan bağlantılı. Mesela sinyal işleme. Sinyal de çünkü bir veri. Ve o veriye göre alınacak kararlar yapıldığı zaman ya da kontrol de bir giriş ve çıkış açısından bakarsanız yapay öğrenmeye, yapay sinir ağlarına çok uygun alanlar bunlar. Elektrik elektronikteki. Yani siz bir otomatik pilot yapma gibi şeyleri öğrenmeye verdiğinizde çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Zaten bugünlerde robotların, insansı robotların bu kadar hızlı ilerlemesi ne için? Yani bu yapay zeka modelleri yükseldiği için. Yoksa kendin algoritma yazmaya kalksan, onun kontrolünü çözmeye çalışsan çok zor oluyor. Ama öğren diyorsun, öğreniyor. Çok daha iyi verimli sonuçlar çıkarabiliyor benim gördüğüm. Ve sonuçta bakın 4 tane lisans programı var MIT'de. Electrical Science and Engineering diye bir şey yapmış. Elektrik bilimi ve mühendisliği. Bu arada elektronik diye bir şey yok Amerika'da. Bu bizimkilerin uydurduğu bir şey. Elektrik deyince hepsini kapsıyor. Elektrikli makinelerin tamamı. Bakın elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, bu ana dallar lisans. Ve bakın diyor ki yapay zeka ve karar destek sistemleri, karar verme sistemleri. Tamamen yapay zekaya odaklandığını görüyor musunuz? Bakın burada artificial intelligence falan gibi şeyler yazdığını, hani bunların. Herkesin yapay zekaya odaklandığını görüyor musunuz? Yani ben bu bölümü bırakayım falan. O zaman kapatsın MIT bu okulda canım. Hani bu mantıklı bir şey mi? Ben size bu okulu, bölümü bırakmak gerekir dedim mi? Sadece şimdi panik olmanın tam zamanı varken iki açıdan dedim. Birinci açısını söylüyorum. Meslekler değişecek ve bu araçları kullanmanız gerek. Sizin bu dönüşecek olan alanımıza uyum sağlayacak önlemleri almanız gerek. İkinci panik olacak şey, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu araçlar olduğunda Türkiye ne yapacak? Sen hala saçma sapan muhabbetlerdesin. Hala garip garip şeyler tartışıyorsun. Hala çok temel sorunlarını çözememişsin. Bu ülke geri kalmayacak mı? Yani onlar alıp yürüdüğünde. Çin'de şu anda tamamen yapay zeka ile işleyen şehir var. İçerisinde kağıt para geçmeyen, kamera görüntülerinden her şeyin işlediği, insanların vatandaşlık puanı aldıkları, vatandaşlık puanına göre adamın tekinliğini ölçtüğü kameralardan, tamamen nesnelerin internetiyle kurulmuş akıllı şehirleri var. Böyle bir medeniyetin, yani Çin gibi veya da Amerika Birleşik Devletleri gibi robotların böyle alıp yürüdüğü, yapay zekanın yürüdüğü bir medeniyette. Eğer bu araçları bize kapatırlarsa. Tamam biz belki buradaki insanlar mesleklerini kaybetmeyecek bir süre böyle olduğunda ama. Acaba medeniyetimiz geri kalacak mı? İkinci risk bu değil mi? Devletimizin bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor olması.
bu dönüşüme bir an önce başlamak için panik düğmesine basmamış olması. Yani biz 200 bin tane muhasebeci mesleğini koruyacak diye bu ülkenin geleceğini riske atabilir miyiz? Ya da 180 bin avukatın. Mesleklerini korusunlar ama bununla beraber dönüşsünler. Daha iyi bir adalet için, daha hızlı bir şirket yapısı için, daha iyi işleyen bir devlet mekanizması için bu araçları kullanalım hemen, derhal, şimdi. Panik olmanın tam zamanı, geri kalacağız. Ve kişisel olarak panik olmanın tam zamanı, hiçbir şey yapmazsanız köreleceksiniz ve çok deli rakipleriniz olacak. Daha zor bir piyasaya hazır olmalısınız. Ama bu çağda bu dönüşümü yapacak olanlar diyetisyenler değil, kusura bakmayın. Bu dönüşümü yapacak olanlar, bu çağın, bu dönüşümün neferleri elbette bilgisayarcılar, elbette yapay zekacılar, elbette mühendisler olacak. Bir millet hukukçusuyla kalkınabilir mi? Elbette mühendisimizle kalkınacağız. Ben böyle düşünüyorum ve buna direnecek herkesin vatana ihanet edeceğini, vatana ihanet durumuna düşeceğini düşünüyorum. Hiç kimsenin bölümünü bırakmasına gerek yok. Herkesin kendini daha iyi yetiştirmeye, ChatGPT'den kopya çekerek derslerini geçmeye değil, gerçekten o konuları öğrenip o konunun uzmanı olduğuna emin olmasına ihtiyaç var. Bu ülkenin çok nitelikli bilgisayar ve yapay zeka mühendislerine ihtiyacı olacak. Zannediyor musun ki sana bu aracı verecekler, ha deyince çıkacak? Zannediyor musun? Peki savunma sanayi şirketleri ne yapacak? Savunma sanayi şirketleri gizli kalması gereken kodları bu tarz araçlarla paylaşabilirler mi? Onların kapalı devre yapay zeka modelleri olması gerekmeyecek mi? Bu modelleri kim yapacak? Endüstri mühendisleri yapacak değil. Bu modelleri de elbette bilgisayar ve yapay zeka mühendisleri geliştiriyor olacaklar. Evet. Şimdi bir şey göstereceğim size. Şurada bazı Blended Majors denen bir şey var. Aşağıya gittiğinizde şehir ve bölge planlamanın Yapay Zeka Fakültesinin altında olduğunu görüyorsunuz MIT'de. Şehir ve bölge planlama artık bir mimarlık konusu değil. Trafiğe, hava kirliliğine, insanların yoğun yaşama yerlerine plan yaptığınız, nesnelerin internetiyle akıllı şehirler kurduğunuz bir çağda bu artık bir bilişim, yapay zeka meselesi. Bakın içeride neler var? Veri bilimi var, istatistik var, bilgisayar bilimleri, görselleştirme, yapay öğrenme ve robotik var. Yeni şehir ve bölge planlamada bunlar var. Biz bu yeni çağda gidip eski usul şehir bölge planlama T cetveli çizerseniz geri kalırsınız. Ya MIT'nin bu programı buraya açması, hani mimarlığı örnek diye gösterdim. Bir rastlantı mı? Velhasıl ya şimdi birisi bir şey söylediği zaman ya bak Devon çıkmış. Arkadaşlar lütfen bakın uyarıyoruz diyen bir bölüm başkanı. Ya sen eskiden de şöyle diyordun. Evet ben biz bugünlerin geleceğini görüp yapay zeka mühendisliği de bölüm açmıştık. Çok özür dilerim. Yani çok özür dilerim bunu yaptığım için. Yani daha fazla veri bilimi, daha fazla yapay öğrenme, derin öğrenme, daha fazla yöneylem araştırması bilmesi gereken insanlar olacak toplumumuzda. Ve evet biz bu devrimin gelişini 5 yıl önceden gördük. Ha bu kadar hızlı geleceğini öngöremedik. O da benim hata payım olsun. Hani ben bir 5-10 sene daha gider bu diye hani diye bir şeyim vardı. O kadar değil, daha hızlı geliyor. Daha hızlı geliyor. Elbette bu yapay zekayı öğrenen, bu yapay zeka araçlarını kullanan insanların öne geçtiğini göreceğiz. Milletlerin bu sayısal devrime, bu dijital devrime geçen milletlerin diğerlerinin önüne geçtiğini göreceğiz. Ve biz şu anda geriyiz. Akıl, mantık olarak geriyiz. Siyasi yapımız geri. İnsanlarımızın eğitimi geri. Her açıdan biz bu yarışta gerideyiz. Şimdi panik olmanın tam zamanı.
Bak gene söylüyorum, Komagene gibi çiğ köfte markası oluruz. Türkiye diye çiğ köfte markası olur. Sen bu topraklarda kaç tane ülke devrildi haberin var mı? Komagene diye krallık vardı Adıyaman'da. Nemrut Dağı'nda. Bu çağın gerekleri bu. Yoksa sen bak şu sora var ya. Hemen şimdi göstereyim. Bak bu sora da aşağıya gittiğinizde şu muydu? Dur bakayım bir tanesi, örneklerden bir tanesi. Şimdi vatana hizmetin ya böyle her şeyin böyle göstermelik yapıldığı bir ülkede olduğumuz için. Bak biz bunların hepsi yapay zeka ile çizilmiş, yapılmış modeller. Ha, görüyor musun? Bak bu model çok ilginç. Ah, size bir tam sayfa ekran yapayım. Bu yalnız bir kurt demişler. Ve diyor ki yalnız olarak başlayan bir kurt uluyor. Daha sonra arkadaşları geliyor, beraber uluyorlar. Senin yapay zekadan yararlanman, biz bozkurtlarız kardeşim deyip bundan kurt çizdirmek mi olacak? Sen bu araçları kullanan tarafta mı olacaksın? İsteyen soranın sayfasına girip ayın önünde uluyan bozkurtları görebilir. Evet, biraz da sizin dediklerinize bakalım. Bayağı bir yazı döndü bu arada. Şöyle bir geri gitmek istiyorum. Gidemedim bir türlü. Şimdi Void diyor ki, hocam meslekler kalkınca para nasıl kazanılacak? Şimdi bir sosyal yapı olarak yapay zekanın devrimi geldikten sonra neler olabileceği iki yöne de gidebiliyor. Şimdi zenginlerimiz, yani bizim değil de Amerika'nın zenginleri, Jeff Bezos, işte Nvidia'nın başındaki ya bu adamın adı neydi ya? Adamın Jensen Huang. Ha, Jensen. Şimdi Jensen'la Jeff paraları var. Elon Musk'ın da paraları var. Bu insansı robotları aldılar. Yapay zekayı kullanmaya başladılar. Katma değer yaratarak bir şekilde para üretiyor. Paraya ihtiyaç var mı enerjisi sonsuz olduktan sonra? Ya geçenlerde ChatGPT OpenAI'ın şeye girdiğiyle ilgili kim söyledi? Büyük füzyon işine girmiş. Niye? Enerji lazım çünkü artık. Ya adam artık şuna gelmiş. Ya biz bu yapay zekayı yapacağız ama bunları sınırsız çalıştıracak enerjimiz var mı? Şu anda iki şey söylüyor. Bir şey daha söylüyor zaten. Sam Altman. Bizim daha fazla veriye ihtiyacımız var diyor. İnsansı robotları ortalığa yaydıklarında insansı robotların birçok sensörü olacak. Bunlar birçok veri toplayacaklar. Bu yapay zeka modellerinin eğitilebileceği veri miktarı da üstler artacak. Bakın şu anki bu video var ya, ben şu an bir konuşuyorum. YouTube bu konuştuklarımızın tamamını, yüklediğimiz bütün videoları metne çeviriyor. Ve bu çevrilen metni okuyabiliyorsunuz. Otomatik olarak çeviriyor. Bu metinlerin tamamı, benim bu konuştuklarımın tamamı da yapay zeka modellerine bir girdi olacak. Bir yandan da o yüzden konuşmak istiyorum. Daha çok Türkçe konuşalım ki Türkçe beslensin bu yapay zeka değil mi? Bunlar bir girdi olacak. Şu anda sürekli üretiyoruz bu veriyi. Yapay zekayı besleyecek veriyi. Şimdi bunlar, bu zenginler bu paralarıyla gidip böyle bir yapı kurduklarında aradaki bu fark, yani onların bu gücü, Nvidia gibi şirketlerin bu gücü daha da artacak mı? Artacak. Yani o taraflar, milletler arasındaki fark açılabilir. Sosyal yapı iki yöne de gidebilir. Şimdi bu yapay zeka devrimi Marksçı mı olacak, kapitalist mi olacak konusunu tartışabilirsiniz. Ben bunu ayrıca bir videoda konuşacağım bu konuları. Biraz hazırlık yaptım bununla ilgili. Ama toplum düzeninde bir değişiklik olacağı kesin. Para olmak zorunda mı? Yani şöyle bir şey, sizin bir araba sahibi olmanız gerekiyor mu? Ya bir yerden bir yere gideceksin. Ben buradan şimdi kalk eve gideceğim. Benim niye arabam var? Her istediğim anda gidebileyim diye, değil mi? Kullanabileyim diye. Eğer tüm arabalar devletin olur da sınırsız enerjimiz olursa bu arabalar için. Benim canım buradan eve gitmek istedi diye bir düğmeye basarsam. Şimdi niyet ettim Allah razı olsun. Eve gitmeye bas. Hemen kapıya araba gelirse ve ben ona binersem
Arabaya sahip olmaktan bir farkı olur mu? Ya böyle bir düzene de geçebilirsin. Ya yapay zeka ile sürülen, istediğin anda istediğin yere gidebilen araba düzenine de geçebilirsin. Elysium filminde olduğu gibi, Elysium izleyin arkadaşlar. Elysium filminde olduğu gibi böyle uzayda ayrıcalıklı bir sınıfın yaşadığı başka yerler olurken bazı milletlerin ya da bazı o ülke içerisindeki bazı kişilerin, sınıfların daha sefil hayatlar yaşadığı bir yapıya dönebilirsin. Yani kas sistemine dönebilirsin. Bu teknolojiyi ne şekilde kullanıp bu toplumu nasıl değiştirdiğimizle ilgili. O yüzden bir an önce bu işleri kullanıp bir an önce bunları düşünmeliyiz. Ama reddetmek bir çözüm değil. Çin reddetmediği sürece, Çin bu yazılımı, bu teknolojiyi kullandığı sürece bunu kullanmak zorundasın yoksa geri kalırsın. Meslekler kalkacak mı emin değilim. Ama yönetmenlik için bir anda çok fazla film yapılabilecek değil mi? Bu Sora ile ilgili şu an Disney ile konuşuyorlarmış. Adam çünkü cevher gördü. Diyor ki ya ben ne kapısıyla uğraşacağım bu aktörün bilmem neyin. Yönetmenim gitsin. Birkaç böyle bir takım oluşturayım. 5-10 kişilik. Yazayım hikayeyi. Çizsin hemen çeksinler. Hatta çekip denesinler. Bak böyle oldu, şöyle oldu denesinler. Bir anda daha fazla yani bir film üretilmesi bayağı böyle ciddi bütçeli filmler bayağı çok sürüyor değil mi? Setini yapacaksın, osunu busunu yapacaksın filan. Hiç ihtiyaç kalmayacak. Mehmet Yasin Tuncer diyor ki elektrik elektronik mühendisi için hala insan beynine ihtiyaç var mı? Ya işte elbette insan beynine ihtiyaç var ama yapılabilecek birçok şey yapay zekanın yapacağına hazır olmak gerekir. Elektronik mühendisine dahil. Hani teknisyenlik konusunun biraz daha geç kalacağını düşünüyorum ama ona da çok emin değilim. Çok insansız robotlara çok sağlam girdiler. Yani tüm şirketler aynı anda. Yani Tesla ile Nvidia'nın aynı anda ayrı ayrı bu işlere girmesi bir rastlantı mı? Çünkü şöyle bir şey var. Hani o robotun mekanik aksamını üretmeye uğraşıyorlar ama bir kere yaptıktan sonra kopyalayacaklar. Yapay zeka ile de bunun beynini yapıyorlar zaten. Ve Jensen bize şunu gösterdi. Sunumunda. Bunların bu bir Omniverse diye bir yeri var. Robotların yürüyüşünü ve davranışlarını denedikleri bir sanal evren oluşturmuşlar. Zaten oluşturmuşlar da robotları orada deniyoruz insansı robotları diye gösterdi. Sen öyle bir yapıda robotları deneyince bunun araştırmasında çok hızlı gideceği, yani aramızda robotların, insansı robotların yürüyeceği zamanların çok uzak olmayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Yani mavi yaka ne kadar güvenli, onu da düşünmek gerekir. Ya bu devrim bizim düşündüğümüzden daha hızlı geliyor. Bir an önce saçma sapan işleri bırakmalıyız. Hala ülke demografisini değiştirelim diye göçmen getirmeye çalışan, hala yok işte faizi düşürelim de enflasyon düşer. Ya bunları artık bırakın. Hala daha biz bu rantı nasıl yeriz biz kendi aramızda diyen bir muhalefet. Ya dünyanın derdi ne? Bizimkilerin derdi ne? 3 kuruşluk ekmek yiyeceksiniz diye geleceği satıyorsunuz şu anda. 3 kuruşluk ekmek demeyeyim, rant. Evet. Genel olarak mühendislik kurallarını yapay zeka öğretsek, mühendislerden de kurtulsak nasıl olur diyor. Şimdi her konuda yapay zekayı eğitip o alanın işlerini yapacağız zaten. Yani o işi, o meslekleri yapacağız ve yardımcı olacak bunlara zaten. Mühendislerden kurtulmak diye düşünme. Şimdi şöyle bir şey de olacak. Ben yani yine yazılımcı bilgisayarcı arkadaşlara veya her alanın giriş düzeyine, şimdi deneyimli bir insanın giriş düzeyindeki insanlara ne ihtiyacı var? Çok fazla iş var. Kendisi tek başına yapamıyor. Zaman yetmiyor. Diyor ki şunları şunları yapıver diyor. Bu basit işleri onlara veriyor. Dağıtıyor. Sonra da takım olarak çalışıyorlar. Şimdi bu tarz araçlar geldiğinde basit işleri ilk önce alacağı için giriş düzeyindeki mühendise daha az ihtiyaç olacak. Ya da her şey giriş düzeyindeki avukat, giriş düzeyindeki her şey. Şimdi ben mühendis diye örnek veriyorum. Ha bak mühendislerin başına iş gelecekmiş diye
Mühendisler korkuyor. Çok da ilginç yani. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi korkuyor. Ya benim başıma bir iş gelecek diye. Avukatlara bir şey yok. Ya bize bir şey olmaz ya filan. Ya bu cahillik düzeyi inanılmaz gerçekten. Sen bu aracın nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Sen ne yaparsan senden daha iyi yapacak. Ya kaçınılmaz bu. Bilmiyorsun. Bilmediğin bir şeyle ilgili de ahkam kesiyorsun. Ya nasıl çalıştığını bilmediğim bir şey. Şimdi bazıları bana diyor ki sen de bilmiyorsun. Sen işte seni kandırmışlar şu. Tamam ya bilmiyorum dinleme o zaman beni. Ya bu riski al ve dinleme beni de ki bir şey olmaz de. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak göreceğiz hep beraber. Tıptan yapay zeka mühendisine geçtim. Devon AI gözümü korkuttu. Tıpa geri mi dönsek diye bir gülücük atmış. Hosas Mek 21. Ben bakın arkadaşlar hep en başından beri aday öğrencilere hep diyorum ki sevdiğiniz işi yapın. Yani bilgisayar mühendisliğine gelin demem ben. Sevdiğiniz işi yapın. Ha bu çağda şimdi diyorlar ki artık programlamaya ihtiyaç kalmayacak. Hayır, programlamaya ihtiyaç var. Programlama sadece yapmak olarak düşünme. O bir düşünce şeklidir. Bir işi kafanda formülize etme şeklidir. Analitik düşüncenin üzerine algoritmik düşünce şeklidir. Programlamayı öğrenmelisiniz. Her alandaki insanlar öğrenmeli bence. Beyninizi geliştirmek için dil de öğrenmelisiniz. Yani şimdi dile de ihtiyaç yok. İngilizce öğrenmene gerek var mı? Yazıyorsun her şeyi. Çeviriyor, otomatik çevirecek yakında. Ya sen Türkçe konuşacaksın. Karşıdaki İngilizce cevap verecek. Sen Türkçe duyacaksın. Yani gerçek zamanlı çeviri olacak. Çevirmenler. Çevirmenlere ne gerek var? Noter tasdikli çevirme işlemi yapılıyor. Ne gerek var ki bunlara? Yani güvendiğin bir yapay zeka modeli varsa al belgeyi sok, çat çevirsin. Ne gerek kalacak? Ya bunlar hep böyle birileri para kazansın. Aman bizim işimiz elimizden gitmesin. Arkadaşlar meslek değiştirmeye hazır olmalısınız. Ya bunlar mesela şu anda gitti bile artık aslında ama ya bir düzenimiz zaman değişmesin, aman böyle kalsın. Ya şu anda düzgün işleyen bir devlet yapısında bu çevirmen meselesini ortadan kaldırsın anında. Hani çevirmenlere bir garezim olduğundan söylemiyorum. Ama başka işler yapmayı öğrenmeliler. Biz onları beslemek için ya ama yazık değil mi onlara, onlara dursun mu diyeceğiz. Ona da yazık değil mi, buna da yazık değil mi dersen verimsiz bir devlet yapısıyla geri kalırsın. Tıptan yapay zekaya geçtin. Tıpın hali ne olacak? Bakın tıptaki direnç de aynı hukuktaki de. Onların bir lobisi var. Onlara da aynı direnç olabilir. Ya bu direnci kırmak devlete kalmış bir şey. Yani verinizi vereceksiniz. Ha biz bunu yapmazsak başkaları bunu yapacak zaten. Ha biz bunları dışarıdan mı satın alacağız? Biz kendimiz mi yapacağız? Yani bu dönüşümü dışarıdan görüp mü alacağız? Geçmişte olduğu gibi. Yoksa geri kalacağız, kalacağız, kalacağız. En sonunda artık iyice geri kalmış bir millet olarak ya onlardan mı alacağız bunları gene? Ya bak sömürge oluruz. Sömürge oluruz. Ya siz bu işi şey zannediyorsunuz, kolay, kolay bir basit bir iş zannediyorsunuz. Zaten bir sürü sıkıntıdayız. Ekonomimiz kötü, İstanbul depremine hazır değiliz. Bu arada bir sürü göçmen doldurulmuş. 350 bin yabancı öğrencimizin 100 bini Karabük'teymiş. Zaten kötü yönetilen bir sürü konu var. Böyle bir fark da yaratılırsa geri kalırız. Millet olarak ve bireysel olarak bakmazsanız, umursamazsanız. AI Genius Hub demiş ki bugün tıp ilerlemiyor ki biyoteknoloji mühendisine bağımlı gibi bir şey. Aletleri ortadan çeksen çoğu doktor bir şey yapamaz. Şimdi şöyle, doktor dediğiniz şey sonuçta o aletlerden gelen veriyi görüp yıllarca olan deneyimi ve öğrendiği bütün dünyadaki literatür var ya, vaka takvimi falan bir sürü yayınlar hepsinin linkli yapay zekanın. Oradan öğrendiği şeye göre diyor ki ya burada kanser var veya yok. Hata da yapabiliyor yok doktorlar doğal olarak hani bu. Onun bu yaptığı, o bakarak yaptığı yorumu yapabilir. Şu anda da yapabilir. Zaten bazı araçlar kullanılıyor. Bu yapılan şeyler yapılabiliyor.
Hocam bizim ülkede laiklik tartışılıyor hala. Yapay zeka içimizden geçecek haberi yok milletin demiş Roma. Yani bu içinden geçmek konusu ben öyle düşünüyorum. Zaten daha açık söyleyemezdim herhalde. Yani, laiklik konusu falan ya gerçekten çok gündemimiz yanlış bizim. Bu da şundan oluyor. Şimdi bir kısım siyasilerin elinde rant var. Kimisi milliyetçiliği, kimisi Atatürkçülüğü, kimisi dindarlığı, kimisi onculuğu, kimisi bunculuğu. Herkes birilerinin görüşlerini sömürüyor. O yüzden bu siyasi sistemi, bu rant sistemini sürdürmek işlerine geliyor. İşlerine geliyor. Erkin Alp diyor ki korkarım sömürge bile olamayız. Bugün Kuzey Sentinel nasılsa biz de yabancıların sanayi gelişim süreci gözlemlediği bir kalıntıya döneriz demiş. Sağ olun kanalımıza desteğiniz için arkadaşlar. Ya artık bakın yeni siyasi görüşlere, yeni siyasi hareketlere ihtiyacımız var. Sayısalcılar, silkinin ve kendinize gelin artık. Bu dönüşüm sürecinde size görev düşecek. Bize görev düşecek. Bu dönüşümü şu anki siyasi kadrolar, şu anki bürokratik kafalar yapamaz Türkiye'de. Ya bunu başka bir gün konuşuruz. Ama bu tarz kanalların büyümesi, bizim bir araya gelmemiz ve artık bu ülkenin bu dönüşüme adım atması, artık bu insanların sayısalcı kafanın aynı Amerika'da bu devrimi başlattığı gibi Türkiye'de başlatmasının zamanı geldi. Konu artık sağ sol, oncu buncu değil. Konu ahlaklı ve liyakatli olanlar ve bu dönüşüme taraftar olanlarla ahlaksız, liyakatsiz ve bu dönüşüme dirençli olanlar arasında geçecek. Yeni siyasi yapılar bu ikisinin arasında olacak Türkiye'de bence. Şimdi Hande Gülengül diyor ki, hocam size yazmıştım ama bakmaya vaktiniz olmamış sanırım. Hocam ben hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi fakülte istiyorum. Bu alanlara, insanlara ihtiyaç var mı? Şimdi iktisat gibi şeyleri bu tarz araçların yapması çok kolay. Zaten ben yapay zeka ile devlet yönetilir mi diye bir video yapmıştım. İlk gidebilecek şeylerden biri mesela Merkez Bankası yönetimi. Emisyon hacmi. Faiz kararları. Bunlar çok rahat yapılabilir şeyler. İktisat gibi alanların finans mühendisliğine dönüşmesi, yapay zeka araçlarını kullanması, bütün bu müfredatların güncellenmesi lazım. Eşit ağırlıkla girilen yerlerde, hukuk fakültelerinde programlama anlatılmıyor. Mantık yok. Mantık derse, matematik dersi yok. Şimdi sen diyorsun ki prompt engineering olacak. Şimdi sen bunu bir giriş veriyorsun, bir çıktı alıyorsun. Bir giriş verip çıktı almak nedir? Matematiktir. F eşittir. Fx fonksiyonudur. X'i verip f(x)'i almaktır. Temel matematik bu. Niye matematik görüyoruz? Niye integral türev var diyenlere söylüyorum. Yani girişi verip çıkışı al bir sistemin modelle mantığıdır bu. Matematik dersi yok hukuk fakültelerinde. Programlama dersi yok. Sen bu sistemin mantığını anlamıyorsun ki, bilmiyorsun ki. Ya bu fakültelerin, eşit ağırlıkla girilen fakültelerin müfredatlarının, içeriklerinin değişmesi, dönüşmesi gerek. Şehir bölge planlamanın artık yapay zeka fakültesinin altına geldiğini gösterdim MIT'de size. Ya ben şehir bölge planlamacı değilim. Ya şimdi ben de burada bir fakülte kurabilsem TOBETÜ'de böyle bir program varsa onun altına almak isterim. Yeni şehir bölge planlamacılara ihtiyaç var. Bu tarz eğitim almış. Erkin Alp diyor ki hepimiz avcı toplayıcı mantıkla yaşayacak yerliler olacağız en sonunda böyle giderse diyor. Evet. Hamza Bağırsakçı diyor ki hocam insan olarak kibirli varlıklarız. Bir teknolojinin bizim üstün bir değer atfettiğimiz bilişsel fonksiyonlarımızı gerçekleştirebiliyor olması rahatsız ediyor diyor. Evet, bunu kabul etmek biraz zor tabii insan için.
Hani o makine yapamaz ya. Biz bayağı üstünüz, biz bayağı iyiyiz falan gibi böyle bir düşünce şekli var. Ya özellikle bakın bilgisayarcılarda bu yok. Ya bugün yine Erdem Kirez de geldi ziyaret etti, konuşuyorduk. Gene bu DaVinci'ları falan da konuştuk biraz. Ya bizde böyle bir şey yok. Ve benim şöyle bir kibirim yok. Mesela bu konuyla ilgili açıp Erdem'e sorabiliyorum. Erdem 25 yaşında. Ya bizim öğrencimiz. Ya benden daha iyi biliyordur deyip bölümün başkanı profesör olarak benim Erdem'i arayıp ya Erdem sen benden iyi biliyorsundur. Bu adamlar neci demekle ilgili bir kibirim yok. Sizdeki bu kibir ben anlamıyorum. Bazı kahrolsun bazı çevreler deyip. Anlamıyorum ben bunu hani. Her şeyi ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Şu anda yaklaşan bir devrim görüyorum. Bildiğimi de anlatıyorum. İnanmayabilirsiniz. Ya bilmiyorsun diyebilirsiniz. Sen ne anlarsın diyebilirsiniz. Onun riskini alırsınız. Ben şu anda gelen böyle bir buldozer görüyorum. Buldozer geliyor önümüze. Bunu ciddiye almayanlar ve bak her gün kızıma söylüyorum. Her gün. Kızım bak. Şu an 10. 9. sınıftasın. 7 sene sonra, 8 sene sonra üniversiteden mezun olacaksın. Çok farklı bir yaşam olacak. Daha fazla okumalısın. Daha fazla öğrenmelisin. Görgünü, bilgini arttırmalısın. TikTok'larla filan zaman kaybetme diye aynen böyle söylüyorum kızıma. Çünkü nasıl bir, ya ona bilgisayarcı ol demiyorum mesela şu anda. Ne istiyorsa gene ona olsun ama ben mimar olmak istiyorum dediğinde ona ben yapay zeka kitabını veriyorum. Bak diyorum mimarlık böyle bir şey olmak üzere. Ha dikkat et buna. Dikkat et bak insanların ne tarafa gittiğine. Bazı alanlara dikkat et. Bunların ne kadar hızlı makinelerle rekabet eder hale geleceğine. Diyorum. Kızıma söyledim, size söylüyorum ha. Yani bildiğim bilgiyi kimseden saklamıyorum. Hakan diyor ki, yeni geldim hocam. Yapay zeka çağının altın mesleği imamlık olur diye tahmin ediyorum. Namaz kıldıran robot çok kolay yapılabilir olsa da gelmesi zor diyor. Ya bakın imamlığı aslında şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kadar fazla bütçesi var. Bütün camilere boş ver imamı robotu, insansı robota bir ihtiyaç yok ki. Birer daha ekran koy. Zaten ne okuyacak oradan? Senin merkezi olarak yani okuduğu dualar, sureler de belli. Sabit zaten bunlar ne okuduğu. Yani bakar şöyle zamanı gelince başlatır. Ne yapacak? Allahu Ekber. Değil mi? Ya şu anda zaten camilerde sanal imam yapabilirsin. İnsana bir ihtiyaç var mı? Hutbeyi merkezi olarak okutabilirsin. Bir ihtiyaç var mı? Ya bu kadar bütçe var. Yani yapay zeka dönüşümü Diyanet'ten başlayabilir. İnsansı robota ihtiyaç var mı? Yani orada ekran olsa mesela sanal bir imam, soyla yaratılmış bir imam secdeye gitse olmaz mı? İlla insan olması gerekiyor mu? Bunları tartışsın. Cübbeli Ahmet bunları da tartışsın. Hani acaba gerçek insan yaman olmazsa olur mu? O yapay zekanın arkası namaza durulur mu? Hanefi mezhebine göre durulur mu? Şafii mezhebine göre durulur mu? Bunları tartışsın istiyorsa. Evet. Arkadaşlar birçok şey yazmışsınız. Bugün bu kadar bir saat oldu. Çok uzun olduğu zaman da çok uzun oldu diye şikayet geldiği için ben burada kapatmak istiyorum. Bir arkadaşımız demiş ki hocam sinirlenince James Moriarty'ye benziyorsun. James Moriarty kimmiş? Bilmiyorum. Ben sinirleniyor değilim. Sadece hani bazı konularda ya gelip mesela bu tarz bir videoyu izledikten sonra altına gelip ya sen ne anlarsın? Sen ne biçim bir adamsın? Şunu ya ben böyle bir adamım. Öyleyim, böyleyim. Ya beni tartışma. Konuyu tartış. Safsatanın bir numaralı şeyi adamla uğraşmak. Benle uğraşma. Ya şu anda bu devrimin geldiğini söylemeyen var mı? Bütün zenginler sıraya dizilmiş, insansız robot işine para yatırıyor. Ve sen diyorsun ki, gelmişsin diyorsun ki, sen ne anlarsın ya, sen öylesin böyle. Geçen sene de böyle diyordun. Ya geçen sene ne diyorsan bugün de aynısın diyorum. Geçen sene diyordum kod yaratıyor bu alet diye.
Geçen sene diyordum Copilot'la insanlar çok daha verimli oluyor diye. Şimdi ise bayağı bir insanın yaptığı işi elinden alacak, bu işin ilerlemesi çok hızlı diyorum. Bence tutarsız değilim. Gördüğüm, doğru bildiğimi dürüstçe söylüyorum. Eğer bilgisayar bölümündeki, yapay zekadaki, mühendislikteki öğrenciler bir panik olacaksa, geri kalanlar 100 panik olsunlar. Çünkü bu dönüşümü yapacak olanlar gene bilgisayarcılar diyorum ve size veda ediyorum arkadaşlar. Şimdi panik olmanın tam zamanı. Hadi hoşça kalın.